Sonradan Göktürk ve Uygur devletlerini kuracak olan Türk topluluklarının en yakın Çinli komşuları Toba sülalesiydi. 519 senesine kadar da bağımsız bir hükümdarları vardı. Bu sebeple bu Türk toplulukları ile ilgili Türeyş efsanesini yine Toba Çağı kaynaklarında bulabiliriz. Efsane şöyledir. Kaoçi Kağan'ın çok akıllı iki kızı varmış. Bazı kaynaklar üç kızı vardı diyorlar. Bu kızlar o kadar akıllı ve o kadar iyilermiş ki babaları şöyle bir karara varmak zorunda kalmış. Kağan demiş ki, ben bu kızları nasıl insanlarla evlendirebilirim? Bunlar o kadar iyi ki bu kızlar ancak Tanrı ile evlenebilirler. Bunu diyen Kağan kızlarını alarak götürmüş ve bir tepenin başına koymuş. Burada kızları Tanrı ile evlensinler diye beklemiş. Kızlar bu tepede Tanrı'yı bekleye durmuşlar. Aradan epey zaman geçmiş. Ama ne Tanrı gelmiş ve ne de onlarla evlenmiş. Kızlar böyle bekleşe dururlarken tepenin etrafında ihtiyar ve erkek bir kurt görünmüş. Kurt tepenin etrafında dolaşmaya başlamış ve bir türlü de orasını bırakıp gitmemiş. Küçük kız kurdun bu durumunu görünce şüphelenmiş ve kardeşine ''İşte bu kurt Tanrı'nın ta kendisidir, ben inip onunla evleneceğim.'' demiş. Kardeşi gitme diye ısrar etmiş ama kız dinlememiş. Tepeden inerek kurtla evlenmiş ve bu suretle Kaoçi halkı bu hükümdarın kızıyla kurttan türemiş. Bu efsanede kutsal mağara eksik gibi görünüyor. Fakat kurdun dağın eteklerinde dolaşması, oralarda yatıp kalkması, kızın da aşağıya inip kurtla orada evlenmesi bir nevi kutsal dağın kapısı olan mağara motifini de tamamlamış gibidir. Esasen efsanenin bu kısmı eksiktir. Kızla kurt nerede yaşamışlar ve nerede türemişlerdir? Bu durum tamamen karanlıktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoları kaçırmamak adına kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.